Merhaba köfteler. Size bugün Battlefield 1'in videosunu çekeceğim. Bildiğiniz gibi Origin oyunlarını çekiyordum hesap gitmeden önce. Bunda da bir uçaklı bölümü çekeyim dedim. Çünkü silahlı kısımlar zaten Battlefield 2 ile aynı gibi. O konuda biraz eleştirmem var çünkü neredeyse bütün silahlar yani hiç Birinci Dünya Savaşı temasında değil. Hatta bakın uçaklarda da roketler falan var. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda uçaklar sadece fotoğraf çekmek için falan kullanılıyordu. Hani birazcık gerçekçilikten kaçan bir seri olduğunu biliyorum ama Battlefield 1 çıktığında da ben bu oyunu niye oynadığımı çok net hatırlamış oldum. Yani gerçekten hani yani İkinci Dünya Savaşı iyi kötü kurtarıyor birazcık bazı şeyleri ama bu kadar da olmaz abi dedim. Yani o yüzden size uçakları göstermek istedim. Hani bölümler çok güzel, savaş ortamını çok iyi yakalıyor. Mesela etraftaki grafikler, yerdeki spotlightlar, gökyüzüne tutulan her şey çok güzel. Hani bu deneyimi yaşamak için bu oyunu oynayabilirsiniz ama sadece benim tavsiyem Origin Access'i alıp oynayıp tamamlayın. Multiplayer kısmı her ne kadar Battlefield 5 yerine bunu devam ettirme kararı alsalar da multiplayer olarak kapışma oyunlarının bedava çıkması gerektiği kanısındayım ben. Çünkü oynayan insan sayısı gerçekten çok az ve bu devirde insanlar çok böyle hani sürekli yeni oyun alayım da onda multiplayer oynayayım demiyor. Single player oyunların paralı olması tabii ki normal ama multiplayer oynanacaksa artık kostümden silah kostümü olur. İşte ne bileyim XP olur. Başka şeyler olur. Ne bileyim kozmetikler olur. O şekilde kazanmaları gerekiyor. Bunu öğrenmesi lazım EA'inde. EA çok fazla bu tarzda mesela şu görevin bir benzeri Battlefront'ta da var. Yani Star Wars makyajıyla hani Star Wars makyajı dediğimiz ne oluyor? Bu bitti zaten bu Zeppelin. Böyle güzel grafikleri var, sinematikleri var. Aha, uçağımızın motoru patladı. Bu uçaklı bölüm de yani birkaç bölümlük bir şey. Nereye düşmüşüz? Zeppelin'in üstüne düştük galiba. Evet, bayağı fantastik olaylar yaşıyoruz. Wow, aşağı bakma diyor. Abi gerçekten inanılmaz bir zeplinin üstünde yürüyoruz. Hani ve rahatça yürüyoruz falan bu yükseklikte. Düşeceğiz galiba. Evet, ilginç bir bölüm. Güzel, video için güzel oldu bu. Ama oyun böyle çok uzun değil yani. Hani parça parça görevler var. 6 adet böyle mini campaign'ler var gibi düşünebilirsiniz. Balon deyip duruyor Zeppelin'e.
Gerçi Zeppelin'in İngilizcesi nedir onu da bilmiyorum. Evet, böyle silah kutuları var. Bu şekilde de göstermek güzel oldu. Gerçekten efsane. 1,5 saatlik bir video çekmiştim. Onda bu kadar gösterecek şey yoktu. Bakın şu an hem ateş etmeyi falan göstermiş olacağım. Yani 1. Dünya Savaşı'nda elde taşınan ve bu kadar seri sıkabilen, sorunsuz çalışan, yani bir piyadenin rahatça taşıyıp da hem sıkabileceği bir silah ben hatırlamıyorum. Hani resmen fantastik bir durum benim gördüğüm kadarıyla. Ha ama tabii multiplayer'ın olacak, işte kapışmalar olacak, ne bileyim silah upgrade'leri olacak derken. Aha. Block'ı biz devralıyoruz. Şimdi de uçak tarayacağız galiba buradan. Hani bunlar birazcık daha olması muhtemel. Ayrıca mesela Alman uçaklarında sadece Kızıl Baron'un uçağı kızıldı. Hepsini kızıla boyamışlar. Çünkü normalde kırmızı renk sizi belli edeceği için mümkün olduğunca şey yapılmayacak renkler tercih ediliyordu. Kim sıkıyor la? Ha, diğer şeydeki Zeppelin'deki sıkıyormuş. Hemen kestik. Oo, önümüzde Zeppelin var harbiden. Bundan çıkmam gerekiyor yalnız. Bir dakika, neredeyiz? Hadi sık patlat. Hani çok güzel görüntüler var dediğim gibi ama yani ben bunu bir kez daha oynar mıyım derseniz, kesinlikle oynamam. Aha. Bizim Wilson da geldi. Adama sıkıyorum. Ha, adama sıkmamı istemiyor. Onlar kapışırken biz Zeppelin'e sıkacakmışız. İyi, hadi şov olsun abi biraz. Aha. Bizimkine çarpacak galiba. Burada da herkesin canı için atlaması, yani adamı da bırakıyoruz. O da güzel bir an. Yani düşmanı müşmanı bırakıyor. Zeppelin patlayana kadarmış düşmanlık gibi. Ney bitti, kavga bitti, öyle bir laf var. Onun gibi yazabilirsin, şimdi aklıma gelmedi. And that's my story. Ve hani şey de bitti. Ben 1,5 saattir falan video çekiyorum, öyle düşünün. Yani 1,5 saatlik falan bir campaign bitiyor. 6 tane bunun gibi var. Hani bunun için şeyi almanızı tavsiye etmem. Oyunu almanızı, çünkü multiplayer'ı zaten zayıf. Yani oyuncu sayısı çok yüksek değil. Hani var oynayanlar evet, ama mesela Battlefield 3 ilk çıktığında 64 kişi ooo diyorduk. Şu an hala bunda da 64 kişi. Abi Battlefield 3'ten ne farkı var bunun? Hadi 1. Dünya Savaşı konsepti var. Battlefield 5'in ne farkı var? Tamamen neredeyse aynı. Yani 1. Dünya Savaşı gibi değil bu. 2. Dünya Savaşı gibi. Tabii ki araçlar var, işte ortam ona benziyor. Hoşa gidebilir. Ama yani ücretleri özellikle Türkiye şartlarında biraz yüksek. Şeyle oynanabilir. Göstereyim zaten. Hani
Burada savaş hikayeleri var. Hatta Gelibolu da var ama bunu Anzak olarak oynadığımız için ben tercih etmedim. Şu an videoda göstermek istemedim. Burada da yine Osmanlı cephesi var ama bunda da yine şey Osmanlı'ya karşı olduğu için oynamak istemedim açıkçası. Beni cezbetmedi. Yani bunun gibi küçük küçük ben işte hangisini yaptım? Şunu yaptım. Küçük küçük birer saatlik campaign'ler var. Bu da 6 saat. Dediğim gibi 1 euro'luk bir fırsat tekrar olursa kesin alın. Oynayın bütün oyunları. Başka oyunlar da var çektiğim. Ama yoksa da bir aylık alıp oynayabilirsiniz tatildeyken. Hani bol bol oyun oynama vaktiniz varsa. Yani sonuçta Need for Speed, Battlefield 3, 4, 5 falan hani hepsi birden var. Oynanabilecek oyunlar ama derseniz ki bu oyun tek başına alınır mı? Ben çok tavsiye edemiyorum açıkçası. İzlediğiniz için teşekkürler. Discord kanalımıza gelebilirsiniz. Genelde GTA tarzı oyunlar ama LOL falan da var. Onun dışında Twitch'ten beni takip edebilirsiniz. Değişik oyunlar oynuyorum rastgele reis olarak. Haftanın belli günlerinde yine rastgeleriz.com'dan Discord'un, Instagram'ın vesairenin Twitch'in linklerini görebilirsiniz. Oraya bir kontak sayfası oluşturdum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.